10 Mayıs, 16 Mayıs değerli yengeç burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip etmek isterseniz de takip edebilirsiniz. Bu ara sosyal medyada kandırılabilirsiniz. Sosyal medya ile çok aktif olabilirsiniz ya da bir yapacağınız bir mail sizi maddi olarak kayıba itebilir. Bu ara sosyal dijital alanlarınıza dikkat edin, zarar gözüküyor. O yüzden ihmal etmemeniz lazım diyorum. Bu ara kendi çıkarlarınız için daha radikal kararlar vereceksiniz ve işinizle alakalı bir adım daha ön plana geçeceksiniz. Evet, mesleki olarak kendinizi çok vurgulayıp hedeflediğiniz, planladığınız noktaya doğru ilerliyorsunuz. Ama yan taraftaki dost gördüğünüz iş alanınızdaki insanlar ayağınızı kaydırabilir. Bu ara bunları sakın fırsat vermeyin. Çünkü bu fırsatlar sizi zarara sokabilir. Ama eğer ki onları dinlemezseniz ve kendi alanınızda güçlenmeyi seçerseniz parasal ve maddiyat anlamında da güzel bir konum değişimi. Bununla birlikte parasal konularla ilgili de güzel dönüştüreceğiniz fırsatlar yakalayacaksınız. Ben sizin yerinizde olsam mesleki olarak ne değiştirmek istiyorsam ya da yerinizde bir değişim planınız varsa bununla ilgili artık bu radikalliği verin ve yolunuz bu noktada aydınlık olacak değerli yengeç burçları. Değerli yengeç burçları şunu demek istiyorum. Ortaklı işiniz varsa ortak ayrımı kararı içerisinde olacaksınız ve bu kararla birlikte doğru ve derin bir nefes alacaksınız. Çünkü ortağımızla artık beyin olarak uyuşmuyoruz. Alanda çok büyük daralmalar ve maddi olarak da artık biz birbirimizi destekleyemiyoruz. Mantıklı bir şekilde yol ayrımına gireceksiniz. Devlete girmek isteyen devlet sınavı ya da bu tarz sınavlarınız varsa devletle alakalı olumlu ve başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. Yani gözünüz kara, radikal bir şekilde yönünüzü belirleyip bu mucizevi sınavdan güzel atlatacaksınız ve fırsatları yakalayacaksınız. Özellikle uzak yerde yaşamak, yakın akrabaların, uzak akrabalarınız ve görmek istediğiniz insanlar için özellikle aileniz 22, 24, 25 Mayıs'tan sonra ailenizi istediğiniz noktaya götürebilirsiniz. Bir de memlekete gitmek isteyen bazı yengeç burçları artık ben bu şehirde tahammül edemiyorum. En azından toprağım, en azından enerjimle yaşarım dediğiniz kararlar için büyük bir ihtimal Haziran ortasına kadar bu kararları vereceksiniz. Sizin için planladığınız şekilde neyse o gerçekleşecek değerli yengeç burçları. Bu ara kendi işini devretmek, yeni iş kurmak isteyen yengeç burçları için Mayıs sonuna kadar devir işlemleri Haziran dinleneceksiniz. Biraz kafanızı toparlayacaksınız. Temmuz'da işle ilgili kararlarınızı vereceksiniz. Uzun süredir işsiz olan yengeç burçlarına farklı fırsatlar gelecek ama siz işi beğenmeyeceğiniz için devam edecek. Lütfen bir şeyden başla. Sonrasında güzel fırsatlar gelecek. Maddi olarak annenizden, kız kardeşinizden, yakın bir arkadaşınızdan güçlü bir destek alabilirsiniz ve özellikle bu destekle birlikte krediniz ya da kenarda sıkışan borcunuz kapanacak olarak gözüküyor. Eğitim alanında şanslı olarak ilan ediyorum değerli yengeç burçları. Yani üniversite lise sınavına girecek çocuklarımız bu dönem daha şanslı, daha bereketli olacak. Ne istiyorsanız bu konuda başarıyı elde edeceksiniz. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. İyi bir lise, iyi bir üniversite kapınız aydınlığa kavuşacak. Evet, evlilikle alakalı şöyle demek istiyorum. Birbirimize güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Yani birbirimizi tekrar anlama, dinleme ve birbirimizle bağları daha evlilik bağlarımızı daha kuvvetlendireceğiz. Ama her şeyden önemlisi eşinizin ailesiyle de bağlar kuvvetlenecek. Kendi kardeşleriniz ya da aileyle de alakalı bağlarınız kuvvetlenip onlarla enerjiniz düzeldikçe sizin de enerjiniz daha rahat bir noktaya girecek. Ortak miras. Baba kökünüz ya da annenizin babasından kalan miras konularımız var. Bunlar değerli noktalar. Evet, satışını acele etmeyin. Yeri doğru değerlendirin. Ondan sonra satın diyorum. Sanatsal ya da medya, sanat ya da güzellik alanında çalışan bazı yengeç burçları için güzel fırsatlar ve değerlendirme yapmanızı istiyorum. Bu değerlendirmeler aydınlıkta olacak. Bir de şöyle bir haritaya bakayım. Ev değil de ailenizin kendi eviyle alakalı yenilenmesi gereken ya da yenilenmek istediğiniz fikir var ama aileniz bu evden çıkmak istemiyor.
Bence ailenizi zorlamayın. Orada mutlular, orada anılar var. Özellikle annenizin diz kapak kemiklerle alakalı hassasiyet noktası olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Değerli yengeç burçları, uzun süredir hayal ettiğiniz bir değerli bir mücevher olabilir, araç olabilir, ev olabilir. Bununla ilgili bazı şans kapılarınız açılacak. Doğru değerlendirdiğinizde istediğiniz anahtarı ya da mücevheri alacak gözüküyorsunuz. Bu ara uyku probleminiz olabilir bu dönem. Uykuda böyle kesip boşluğa düşüyor, karabasan gibi hissedebilirsiniz. Yatmadan önce Ayetel Kürsi, Nas Felak okumanızı uygun görüyorum. Çünkü bu ara çok böyle gergin ve huzursuz. Şöyle söyleyeceğim, özellikle omuz düzleşmeniz olabilir ya da omuzla alakalı sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. İhmal etmeyin. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.